Ne birikmiş, ne yaptılar? Bilmiyorum, ne yaptılar? Aç mı attılar? Sopa mı attılar? Kısır mı ettiler? İşveren kendisi götürdü hesap parayı. Hepsini tek tek resmini çekti. Kendisi bizzat, kendi aracıyla çekti. Müdürüm, savcılık mı? Kaymakamlık mı? Emniyet o çocuklar yani sağlık oturup kapat görüşmeyelim. Yani, akşam evde şimdi var iki İslam'da da böyle ses düzenli şeyi var, özelliği var. Bir aslen abi müdürümüz diyor ki orada vekiller ve sendika tam birkaç kişi orada açıklamasını yapsın. Orada da alsın. Orada kalsın. Bu bir. İkincisi artık orada barınamazlar diyor. Orada oturamazlar diyor. Yani asıl açıklamasından sonra da daha önce 7 gündür orada durdukları yerde barınamazlar diyor. Burada dur. Başka yerde duruyorlar. Neden? Buradaki esnaf rahatsızmış. Olay bu. Esnaf rahatsızmış. Bu esnaf da yarın bir gün zor duruma düştüğü zaman o esnafı kim koruyacak onu da merak ediyor. Daha bitmiş zaten. Tamam bir başkan. Biz de buradaki evlerde oturuyoruz. Bizim hiçbir rahatsızlığımız yok. Evet. Hepimiz işçiyiz. Hepimizin evinde evet. Çalışan insanlar. Bize intikal eden esnaf rahatsız olur. Tabii rahatsız olur. Asgari ücretten sigortadan bir ödense, çalarlarsa, çırparlarsa rahatsız olur. Demek ki esnaf hayatından memnun mu? Öyle mi anlaşılıyor? Hem esnaf emeklilerin durumunu biliyoruz. Biz kahvelerde gezdiğimiz zaman emekli, esnaf emeklileri, memur emeklileri yanlış yollar yakılıyor. Aldıkları ürekler. Şikayetçi olanlara bakın, işverenlerin. Sadece kayıt dışı çalıştıranlardır. Şikayetçi olanlara bakın, sadece kayıt dışı çalıştıranlardır, başkası değil. Evet. Emekçiler birleştirdiği sürece, emekçiler bir araya gelmediği sürece, sendikalar düşünmediği sürece bu sorunlar bitmeyecek. Buradan mesaj var. Orada kalınmasına karşı. Yani niye söylüyorsun? Kesinlikle. Bana şey konuşuyor. Hayır, niyet vali diyor. Vali diyor. Vali diyor. Haberi var mı? Vali diyor. Ama bir ne oldu insan? Geçen hafta